şimdi anlatacağım kadar açık anlatmak istemediğim için. Davul bir geliyor, davul asma davul. Çok iyi ya. Çok var, gerçekten çok var. Hani sanki şey gibi, birini söylesem öbürü darılır ya. Hani... Haksızlık olacak. Uyuyan devi, uyandıran bir isim. Bu arada mesaj geliyor bana. Abi toparlayacağım inşallah. Gitti orası. Hı-hı. Merhaba, bu hafta Müstesna'nın konuğu benim. Ben Altan Nur. Altan Nur konuğumuz. Konuğumuzu alkışlarla karşıladık. Bu hafta konuğumuz Altan Nur. Altan abi çok işinde başarılı bir menajer. Hatta ben şöyle diyorum. Uyuyan devi uyandıran bir isim aslında. Son süreçte. Altan abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ olsun Altan abi kırmadı beni. Tatildeydi bildiğim kadarıyla. Evet. Altan abi ben şuradan başlayacağım. Şimdi ya insanlar şunu merak ediyor. Elbette hani belediyeler, mekanlar, şunlar bunlar biliyorlar. Aynı grubunun menajerisin şu anda. Abi bu menajerlik evet. Ne? Kısaca işinle ilgili bir bilgi verir misin bize? Menajerlik aslında ben ikiye ayırıyorum bunu. Türkiye'de olan menajerlik ve dünyada olan menajerlik diye. Türkiye'de menajer genelde yani sanatçının yani genelde diyorum yani doğru yapan 2-3 isim var gerçekten ama genelde de şöyle menajer deyince Türkiye'de akla işte konserleri hazırlayan, konserleri yapan, bu organizatörün yaptığı işi yapan kişi akla geliyor. Halbuki menajerlik o değildir. Menajerlik sanatçının beynidir. Ve sanatçıya yön verir. Yani bir yerde aslında sanatçının yaşam koçudur. Yani her şeydir. Böyle söyleyelim. Yani menajerlik budur aslında. Ama Türkiye'de maalesef ben şanslıyım. Ben menajerliği tam olarak yapabiliyorum. Ama diğer sanatçıların hiç böyle şanslı olduğunu düşünmüyorum. Görüyorum da zaten. Anladım. Tabii birazdan o konuya da geleceğiz. Altan abi özellikle yani senin hani menajer ilişkisinden ziyade çok daha ileri boyutta ilişkin var arkadaşlarınla, dostlarınla. Benim dışarıdan gördüğüm bu. Özellikle paylaşımlarda ya da kamera arkası, klip çekimlerinin kamera arkasında vesaire. Hı hı. Peki abi, bu Türkiye'de ve yurt dışında dedin. Ben birazcık oraya takıldım. Türkiye'de ve yurt dışındakinin farkı ne tam olarak? Yani bu profesyonellik bazlı mı, insanlar tarafından mı, yoksa menajerler tarafından mı o fark? Aslında yani bu işin aslı yani çok dibe inersek tabii ki devlet bazında. Yani sistem bunu bu şekilde getiriyor. Yani arada devleti çıkartırsak insanlar bazına düşüyor. Yani şarkıcı seni o şekilde yönlendiriyor. Ama çalıştığın kişi, dediğim gibi yani ben şanslılardan bir tanesiyim. Çalıştığım kişi gayet eğitimli, gayet bu işi bilen ve menajerin ne olduğunu bildiği için bana menajerlik yaptırıyor. Ama Türkiye'de maalesef birçok sanatçı menajerine menajerlik yaptırmıyor. Daha çok organizatör, yani konserde bilet satan adam muamelesi yapıyor. Yurt dışına gelince de yurt dışında tamamen yani şöyle bir sistem var. Üretici vardı, menajer vardı ve asistan menajer vardır. Genelde bütün işi de menajer yapar. Aynı bizim aynada yaptığımız gibi. Yani tamamen menajerdir beyin. Yani şarkıcı aslında tek yapması gereken dersini çalışmak ve şarkısını söylemektir. Geri kalan her şeyini menajer halleder. Anladım yani. Yalnızca sahnede şovunu yapar sahne adamı. Evet. Geri kalan evet. Ne var ne yoksa menajer sahne arkasında her şeyi toparlar, düzenler, evet. Sunar. Evet. Peki hazır bunu söylemişken, aynanın ismini de vermişken şunu da sorayım ben. Altan abi Amerika'daydı, Amerika'dan Türkiye'ye geldi bildiğim kadarıyla. Evet.
Ve Altan abi gelmeden önce Ayna biraz az konser veriyordu. Özellikle Altan abinin geldikten sonraki sürece. Yani Altan Nuh öncesi ve Altan Nuh sonrası var Ayna'da şu anda benim gördüğüm. Ve Altan abi geldi. Haftanın 3-4 günü Ayna grubu konserlere çıktı. Yani İstanbul'da olmuyordunuz bildiğim kadarıyla. Yani ya senin buradaki kişisel olarak farkın neydi? Kişisel olarak farkım yani grubun bana güvenmesi, yani bunu inkar edemem. Yani aslında elbette ki Türkiye'de çok daha fazla konser verdirebilecek menajerler, organizatörler elbette ki var. Fakat benim tabii biraz background'ım bu işin mutfağı olduğu için ve biz ilk bu işi böyle konuşurken ben daha çok organizatör değil, ben daha çok uzun bir yolda menajerlik böyle olur diye anlattığım zaman grup arkadaşlarım da gerçekten bana inandı, güvendi. Yani aslında öyle aman aman şeyler yok yani. Burada sadece karşılıklı güven meselesiydi. Çünkü özellikle Türkiye'de biliyorsun yani her işte ne iş yaparsan yap, çay bile satsan yanında çalışan ocakçıya güvenmen lazım. Bu da bunun gibi bir şey. Çünkü sonuçta ekonomi dönüyor burada. Evet. Yani dediğim gibi aslında benim öyle bir hani sihirbazlık bir şeyim yok yani. Tamamen karşılıklı güven içerisinde ve grup içindeki demokrasiyle beraber böyle 2 senedir yani iyi konserler yaptık yani, yapıyoruz. Pandemiden sonra da inşallah devam edeceğiz bu konserlere. İnşallah. Ya bunu şu sebepten dolayı sordum. Benim de çevremde, senin de bildiğin isimlerdir, ortak dostlarımız, büyüklerimiz. Hı hı. Ne yazık ki çoğu zaman menajer kazığı da yemişler. Evet. Bu defalarca evet. Menajer değiştirdi. Ama benim gördüğüm, sen geldiğin günden beri sapasağlam, ki bunun altını çizdin, grup arkadaşlarıyla biz dostuz dedin. Tabii. Yani tabii. Önemli nokta burası. Peki abi, tabii. Bir menajer olarak benim de en çok merak ettiğim, aslında hani bu işin mutfağındasın. Albüm kayıtlarından tut, şarkıların mastering, mix, aklımıza ne gelirse. Ya şu an müzik piyasasıyla ilgili örnek vereyim. Çok saçma sapan şekilde, hani bu ağır olmasını istemem elbette sözlerin, ama günümüzde olan popüler müzik. Sözlere bakarsak, sen de biliyorsun abi, birkaç günlük. Bitiyor. Hı-hı. Yani. Halbuki biz senin grubuna baktığımızda, içinde bulunduğun gruba baktığımızda bir şarkısı 20 yıl geçmiş ama hala dillerden dile dönüyor. Ve buna rağmen ne yazık ki gerçekten üreten insanlar çok az konser veriyor, çok az sahne alıyor ülkemiz şartlarında. Ama belli bir örnek vereyim. Ama kolay yenilir yutulur şeyler yapan insanlar daha fazla konserlerde. Evet. Bu biraz hani gösterişten mi kaynaklı, yoksa insanların beklentileri mi? Yani bu bence, yani benim kendi fikrim tamamen ekonomi, tüketim. Yani artık müzik piyasası da eskisi gibi 90'lar gibi veya 2000'lerin başı gibi, hele 80'ler 70'leri hiç söylemeyelim, böyle bir piyasa istemiyor. Yani özellikle bu zaten bu tüketim, müzikteki tüketim Amerika'da zaten 99 yılında, yani 2000'lerin başı diyelim, 2000'li yılların başında başladı zaten. Tabii ki Avrupa'ya geçti, Avrupa'dan buraya geçti. Yani bunun aslında birçok açıklaması var ama kısacası tamamen tüketimle alakalı bir şey. Hemen yap ve hemen yapıp bir an önce piyasaya sür. Tabii ki bunu yapanlar da müzik sektörünün başını çeken insanlar. Çünkü üreten, gerçekten üreten insanlara, bu müzik sektörünün başını tutan insanlar söz geçiremez. Bunu bildikleri için tüketime dayalı, hızlı ve çabuk ve sözlerini geçirebilecek insanları popüler ediyorlar. Eskiden şu vardı abi, hani bu çok da uzun değil. Özellikle 2006-2007'lere kadar, ha belki bir nebze olsun 2010'ları da atabiliriz bunu. Eskiden bastır parayı
yayınlansın klibim vardı. Şu o an hala var. Birazcık daha internete döndü. Ama hani onun acaba halk tarafından bir getirisi var mı acaba televizyonlarda dönen klipleri? Hiçbir şey yok aslında. Yani bu senin söylediğin hala var. İsim vermeyelim. Zaten kaç tane kaldı ki? 2-3 tane bir, ya aslında 2 tane müzik kanalı var. Bunlar hala bir tanesi işte 20 bin lira karşılığında, eğer tanıdıksa 20 bin lira karşılığında ayda 4-5 kere prime time'da klibini döndürüyor. Ama kaç kişi izliyor dersen inan ben de bilmiyorum yani. Ben izlemiyorum şahsen. Diğer kanal kendilerinin bir kurulu olduğunu ve bu kurula girdiğini söylüyor. Fakat ve bu kanalda da yöneticilerden arkadaşlarım var. Onları da söylemişimdir. Bu kurul bir şey, farazi bir kurul. Yani var mı yok mu bilmiyoruz. Bir mit. Yani bu kurulda olanların ne isimleri var ne cisimleri var. Bence kafalarına göre yapıyorlar ama sosyal medyanın işte bu güzelliği burada çıktı zaten. Bence bu televizyon kanallarının kesinlikle artık bir şeyi yok yani halk tarafından bir karşılığı yok. Çünkü sosyal medya diye bir mecra var. Herkesin kendi kanalı var yani. Anladım. Ya peki bundan önceki soru sorunacak olursak birazcık daha ben açayım, detaya gireyim. Hı hı. Ya herhangi bir A grubu, B grubu ya da çok gerçekten 90'larda üreten isimler. İşte bunu biz Düz Sokağı Sakinlerini ekleriz. Bir döneme gerçekten damgasını vurdu. Evet. İkinci akustik gitarlarla. Birkaç grup isim daha ekleyebiliriz. Anadolu rock yapan. Tabii bunu Haluk Levent'i bunun dışına tutuyorum. Çünkü o bir şekilde gidiyor yine konserler vesaire. Hı-hı. Ya az önce dedim ya abi çok basit şeyler üretenler. Evet. 100 bin liraya, 150 bin, 200 bin, 300 bin liralara konserler veriyor. Evet. Ama gerçekten üreten adamlar hani bunun 3-5 kat daha altına sahip çıkıyor. Evet. Ya anladım ben senin ne demek istediğini. Zaten ilk başta da anlamıştım ama şimdi anlatacağım kadar açık anlatmak istemediğim için anladım. Öyle bir es geçtim. Senin de geri dönüş yapacağını düşünmemiştim ama anlatayım. Yani şimdi maalesef yeme olayı müzik sektöründe de var. Yani benden bir kurum veya bir kişi para kazanamaz. Çünkü biz prensip olarak hiç kimsenin yani şöyle diyeyim. Yani sonuçta o paralar halkın parası. Ve o halkın parasıyla biz fazladan bir para almak istemiyoruz. Ama X bir kişinin yani popüler dediğimiz insanlar, insanın organizatörü veya menajeri gittiği zaman bir yere karşındaki adam acaba ben bu kişiden kaç para komisyon alabilirim diye düşünüyor. Çünkü biliyor ki ben gittiğim zaman benden isteyemeyecek. Çünkü ben bir sonuçta 90'lı yıllara damgasını vurmuş ve hala da büyük bir grubun menajeriyim. Bana tutup da işte komisyon gibi böyle bu tarz şeyler yapamayacağını bildiği için bu tür şeylere girmezler. Ama dediğim gibi bu popülariteyi aslında onlar yaratıyor işte. Aslında popüler oldukları falan yok yani. Yani şimdi örnek vereyim. Bizim işte konser verdiğimiz yerlerde bütün mekancılar olsun, organizatörler olsun işte konuşuruz. Ve hiçbiri de memnun değillerdi. Bugün popüler olan ve konserler veren isim vermeyeceğim ama hiçbiri de memnun değildir. Neden? Çünkü gittikleri mekana insan kalabalığı çekiyor ama ekonomi olarak bir katkısı yok bu insanların. Çünkü işte X bir şarkıcıya gelen teenager yani gittiğim mekana hiçbir katkısı olmuyor. Sadece selfie çektirip çekiyor gidiyor. Evet. Şimdi böyle olunca da bazı insanlar, düşünemeyenler veya düşünmeye vakti olmayan insanlar da zannediyor ki buradaki kitle gerçek bir kitle. Halbuki bir zamanlar bu işe damgasını vurmuş gruplar, şarkıcılar asıl mekanlara ve organizatörleri parayı kazandıranlar bunlar. Çünkü
bu dediğim gruplar ve kişiler gittikleri zaman bunların dinleyici kitlesi belli bir yaş seviyesinde ve oturdukları zaman belli bir ağırlıkları olan insanlar. Yani kısacası her şeyde olduğu gibi bu işte de bir komisyon olayı var yani. Anladım. Tabii birazcık Altan abiyi zorladım ama aldım. Çünkü istediğin şeyi sorabilirsin demişti. Birazcık daha açıkça evet. Almış oldum Altan abiden. Altan abi şuraya geleceğim. Az önce bahsettin. Evet, aynı zamanda ekibin, grubun, sen de o ekiptesin, o gruptasın. Sahnenin arkasındasın. Yani, hı hı. Abi hiçbir zaman şunu düşündün mü? Hani sahnede işte A ismi, B ismi ya da birlikte çalıştığın isimler. Hani bunu ayna üzerinden örnek vermeyeceğim. Genelde işte belediye başkanı, özellikle halk konserlerinde çiçek taksim edilir. Ya şunu söyledim evet. Abi. Ya, ulan biz ayarladık, bize neden çiçek gelmiyor? Gibi. Yok. Hiç öyle bir şey demedim. Çünkü menajerin her zaman arka planda kalması gerekir. Yani kendini gösterme çabasının yani daha doğrusu nasıl diyelim yani aklı çalışan bir menajerin her zaman aklı arkada kalması lazım. Çünkü zaten her nasıl ki hani bir laf var tam şimdi bilemiyorum da her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye bir şey vardı ya. Zaten grup başarılıysa veya şarkıcı başarılıysa bunun arkası bu bir ekip işi. Yani sadece menajer de değil yani. Bunun içinde rodisi de var. İşte zaten grup üyeleri saymamıza gerek yok. Rodisi de var, şoförü de var. Hepsi var yani. Çünkü bunlar bir bütün yani. Yani şimdi bazıları şey diyebilir. Ya şoför ne alaka diyebilir ama çok alakası var. Mesela çünkü bir yerden bir yere giderken bizi oraya götüren bir şoför var ve o şoförün bir şekilde hiçbir hata yapmaması lazım. Oradaki insanların moralinin hep yüksek olması lazım. Oradaki şoför eğer bir hata yaparsa, mesela bir örnek veriyorum, bir kazadan sıyırırsa, şey olursa ne olur? Bu sefer ekibin içine bir negatif düşünce olmaya, herkes demoralize olmaya başlar. Ve böyle olunca da bu illaki sahneye yansır. Yani bu sadece de değil, menajer olayı da değil, ekip işi. Evet. Ama senin sorunda da kesinlikle öyle bir şey hiç beklemedim. Yani çiçekmiş, şuymuş, buymuş, bu tür şeyleri hiç. Bence aslında ona gerek bile yok. Yani o dediğin şey, yani çiçek verme olayı falan evet. Var ya, böyle bir hiç gerek bile yok aslında. Ya çünkü o çok kötü oluyor abi. Tam konserin ortasında bir anons yapılıyor, konser duruyor bir 5-10 dakika neyse. Belediye başkanı, evet. Belediye başkanı yakınları, onların yakınları, evet. Dayısının teyzesinin çocuğu. Yani bu aslında hani özellikle halk konserlerinde 10 bin kişilik. Ben hatırlıyorum 2008 Haziran'ında aynı grubu Kozan'a gelmişti. Oradan gelir Erhan abiyle de bir nebze olsun tanışıklık. Yani aslında 10 bin kişinin hakkına geliyor orada 10-15 kişilik. Doğru, tabii ki doğru. Ya ben tabii ki doğru. Doğru düşünüyorsun yani. Şimdi öyle veya böyle halk konseri dediğin şey ücretsiz oluyor ama aslında ücretsiz değil. Yani belediye konseri dediğin şey belediyenin bütçesinden veriliyor. Belediyeye vergiyi kim veriyor? Sen veriyorsun, ben veriyorum. Yani o yüzden de orada bir dediğin şey çok doğru. 10 dakikamı niye alıyorsun? Yani orada kendi egonu tatmin etmek için, kendini şişirdirmek için. Yani ben de pek hoşlandığım bir şey değil aslında ama maalesef böyle bir şey var. Bu biraz şey gibi abi, hani reklam yapar ya belediyeler. Kardeşim, evet doğru. Biz yaptık yolu. Zaten ben seni yap diye seçiyorum. Bir de hani görevin olduğu için bunları yapman gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Tabii, doğru. Peki abi, sahne dedik, sahnede çiçek dedik. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Altan abi çok güzel bir insan. Zaten müstesnaya alacağım iki menajer büyüğümden bir tanesiydi. Sağ olsun kabul etti. Altan abi bir konsere gittiğinizde eğer Altan abi kapıdaysa hani genel durum kontrolü yapıyor bildiğim kadarıyla. Yani gördüğünde şöyle bir egosu yoktur. Ya sen kimsin kardeşim değil de yani elini uzatıp Onur ne haber hoş geldin diyen bir insan. Sağ olsun. Şuraya geleceğim. Abi sen sahnenin önünü arkasını her şeyini görüyorsun. Hı hı.
her şeyine. Hatta sahnede videoları da sen alıyorsun zaman zaman sosyal medya için. Sahne anıları. Böyle hani sizin toparlayamadığınız acayip bir durum oldu mu sahnede? Ne bileyim, Bülent abinin yanında yedek baget yoktur, bageti kırılmıştır, gitmiştir. Ya da Erhan abinin gitar askılığı kopmuştur, teli kopmuştur, yedek gitar yoktur. Ya da daha farklı. Çünkü yani hemen şunu ekleyeceğim. Benim gittiğim konserde Orçun abiyle çok da dalgasını geçtim ben bunun. Erhan abi şarkıya girecek. Bildiğim kadarıyla da Ölünce Sevmezsem Seni. İkisi de hani Mi minör, Mi 9'dan giriyor. Orçun abi gelinceye girmişti. Yani böyle unutmalar falan ben olduğundan beri yani 2,5 senedir, 3 senedir olmadı. Yani çünkü yani arka planda da gerçekten dediğim gibi iyi bir ekip var. Yani en azından benim olduğum dönem içerisinde hiç böyle unutmalar vesaire olmadı. Ama bir tanesini anlatabilirim mesela. Bir komik anı biliyorum mesela. Evet. İşte Avustralya konseri, yıl bilmiyorum. İşte organizasyonu yapan adamlar tabii ki yani acemi bu işte. İşte sahneye gidiyorlar, sound check yapacaklar ve deniyor ki işte hani davulu göremiyor, Bülent davulu göremiyor. Davul nerede diyor Bülent. İşte oradan birisi de diyor ki şimdi gelecek davul diyor. Davul bir geliyor, davul asma davul. Çok iyi ya. Evet. Sonra tabii ki ya bu olur mu, bu ne ya falan işte hani bu tür şeylere giriyorlar. Sonra alelacele işte diğerlerden davul buluyorlar falan işte. Şimdi davul lazım deyince adamların da aklına asma davul gelmiş yani ama oradaki ortam çok komikmiş yani. O Avustralya konserinde böyle bir şey biliyorum. Yani. Abi o çok kötü bir şey ya. Hani hadi gitar olsa daha kolay bulunur belki ama hani. Tabii doğru. Çünkü davulu taşıması da zor. Tabii. Zor yani. Hani unuttun mu gider. Kısacık sorular başlıyor. Çay mı kahve mi? Çay. Tükenmez kalem, kurşun kalem. Tükenmez. Çocukluk mu, yaşlılık mı? Kesinlikle çocukluk. Şu anki Altan Nuh mu? 15 yıl önceki Altan Nuh mu? Evet. Yani tabii ki neyle alakalı olduğu önemli ama kesinlikle aslında şu anki Altan. Yani şu anki Altan daha ideal benim için. Evet. Teşekkür ederim abi. O zaman Altan abi, en büyük pişmanlığın neydi hayattaki? Çok var ya. Yani ya o çok var. Gerçekten çok var. Hani sanki şey gibi. Birini söylesem öbürü darılır ya. Hani haksızlık olacak. Vallahi haksızlık olacak. Yani hiç şöyle ne diyeceğimi de bilemedim. Yani ama şu var. Evet, şunu söyleyebilirim. Ben Türkiye'den ayrıldığım zaman 20 yaşındaydım. Şimdi 43 yaşındayım. Yani daha önce ayrılmayı isterdim yani. Öyle söyleyeyim. Hadi bu olsun en büyük pişmanlığım. Peki, iyi ki yapmışım. Hiç pişman değilim. Ki iyi ki yaptım bunu. Bu sebepten dolayı ben Altan Nuh'um dediğim bir şey var mı? Ya öncelikle tabii ki bu Altan Nuh olayı şey değil. Yani öyle hani insanlar da yanlış anlamasın bunu. Hani bir ego falan yok tabii burada da. Şey yani ya ben Türkiye'den gitmeden önce üniversite 3'te terk ettim okulu. Ve Amerika'ya gittim. Oradan da Kanada'ya gittim. İyi ki gitmişim yani. Gerçekten mesela bıraktığım zaman 3. sınıf bitti. Bıraktım ben. Her gözümü kararttım ve gittim yani. Evet yani aslında iyi ki bunu yapmışım yani. Bunu söyleyebilirim. Anladım. Teşekkür ederim. O zaman şuraya bir gelelim. Aynanın 20. yıl albümü çıkacaktı 20. yılda ama bir türlü çıkmadı. O süreçte Altan abi yoktu bildiğim kadarıyla. Yoktum evet. Olsaydı ben çıkacağını tahmin ediyorum zaten. Hani böyle bir ekiple çünkü
arkasını önünü toplayan bir adam Altan abi grubun. Hani şu manada söylüyorum, az önce konuştuğumuz menajerlik manasında söylüyorum bunu. Yeni albüm var mı abi ya da single olarak mı gidecek çalışmalar sizin? Yani şimdi albümün zaten bir anlamı kalmadı. Evet. Yani bazı insanlar soruyor işte albüm olacak mı, albüm şöyle mi, albüm böyle mi, ama yani belki benim kaçırdığım bir şeyler vardır, onu bilemiyorum. Eleştirilere de açığım bu arada, yani bana yazabilirler. Ama benim anladığım mantıkta artık albümün bir anlamı kalmadı. Ancak özel bir albüm olmadığı sürece. Yani en fazla EP dediğimiz, müzik sektöründe EP dediğimiz hani 4 şarkılı bir mini albüm çıkabilir. Bazıları mesela şey diyor işte, ama işte bilmem kim albüm yapmış. Yani bu bilmem kim albüm yapmışlarla tabii ki her şey yürümez. Herkes de her şeyi yürütemez. Ama senin sorunun cevabına gelince single single gitmeyeceğiz. Bunu söyleyeyim. Büyük ihtimalle Ağustos ayında yetiştireceğimiz bir albüm var. Yani şu anda hemen hemen yani mixleri bitti. Mastering'e girmek üzere şarkılar. Ama tabii bunu EP dediğim yani dörtlü olarak mı çıkartacağız yoksa tam bir albüm olarak mı çıkartacağız? Onu şu an bilemiyorum. Onun üstünde yarın bir konuşmamız olacak. Yarın tam netleşecek. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. En azından single değil de daha çoklu bir albüm diyelim hadi buna. Küçük bir albüm de olsa Ağustos ayına yetiştirmeye çalıştığımız bir çalışmamız var yani. O zaman şöyle diyelim. Kısa kollu albüm. Evet. Evet. Yani bunun aslında müzik terimi de EP. Evet. Ama tabii EP deyince insanlar anlamayacak. Sağ ol. Kısa kollu diye. Albüm. Evet, doğru. Doğru. Peki abi şunu merak ediyorum. Evet hani özellikle 96 ile 2002 arasına müthiş damga vurmuş bir gruptasın, ekiptesin. Altan abi enstrüman çalıyor mu? Müzikle arası nasıl? Yok ben müzik çalmıyorum ama müziğe uzak değilim. Müziğe ilk İstanbul'da izleyenler varsa ve benim yaşlarımda olan varsa İstanbul'da zamanında Stüdyo 54 diye bir diskotek vardı. Bu Şişli'de Günay Restoran'ın sahibi, Tüncel'in sahibi olduğu diskotek vardı. Orada 16 yaşında, yok 16 bile değil, 15 yaşında gündüz çayları olurdu. Cumartesi pazarları 1'den 6'ya kadar. Orada diskokelik öğrenmeye başlayarak müzik işine girmiştim ben aslında. Sonra tabii üniversite olayları falan, bir de benim zamanımda çok ağırdı dersler gerçekten. Derken böyle hiç müzik, enstrüman çalmaya hiç vaktim olmadı ama müziğe kesinlikle yabancı değilim yani. Yani bunu söyleyebilirim. Anladım. Yani şu olur mu acaba? Ya Erhan abi sen artık yaşlandın, mikrofonu ben alayım bundan sonra. Olur mu? Onu dedim zaten bir kere. Hangi konserdeydik bilmiyorum. Büyük ihtimalle İstanbul'da bir konserdeydik. Yani bir şey oldu şu an hatırlamıyorum da dedim ki galiba şöyle bir şey vardı. Evet şimdi hatırladım. Şimdi ben ilk Türkiye'ye geldiğim zaman tabii ki yani şarkıları bilmiyorum. Yani müziğe de Türkçe müziğe de uzağım. Evet. İşte yavaş yavaş alışıyorum şarkıları. İşte mesela diyorum ki ya bu şarkıyı niye söylemiyorsun diyorum bu şarkıyı. İşte Erhan abi diyor mesela diyor hangi şarkı diyor. İşte ya diyorum hani Akdeniz'e gidiyorsun ya işte dereden mi tepeden mi işte yani şarkının ismini bilmiyorum ama tarif ediyorum şarkıyı yani falan. Ondan sonra neyse bir konserde ya bunu söyleseniz iyi olur dedim. Tamam söylerim dedi Erhan abi. Dedim valla söylemezsem dedim. Ben dedim çıkacağım dedim seni kenara çekeceğim dedim ben söyleyeceğim şarkıyı. O da dedi ki o zaman ben de hemen kaçarım mekandan dedi. Çok güzel ya. Yani, evet. Şu konuda ben hak veriyorum aslında gruba. Yaklaşık 180-190 kadar şarkısı var. Hani yayınlanmış albümlerde. Ve Erhan abi zaten çoğu konserde
ki abi ben şunu çözdüm. Gerçekten çözdüm. Erhan abi sözleri unuttuğu için hep seyirci yatıyor. Hatta yıllar öncesinde bir Konya konseri var. Görüntü de şu. Konser boyunca görüntü. Erhan abi hiç şarkı söylemiyor. Yıldızlar altında bir taşın meleklerden çaldı bir günde sımsıkı bağlandı. Yani konser dediğimiz olay bir show olayıdır. Yani tabii ki sahne şovu. Evet, yani bir showdur. Bu seyirci de bu show'un içindedir. Bazen unutursun da söyletirsin. Bazen de gerçekten de ambiyans ona çok müsaittir ve o şekilde yapman lazım. Bunun birçok nedenleri var. Burada iş sırlarını vermeyeyim. Birçok nedenleri vardır. Yani işte bir kenarda olduğun zaman insanları daha iyi görebiliyorsun. İnsanların en azından ne hissettiğini anlayabiliyorsun. İşte o zaman müdahale edebilirsin. Yani dersin ki işte burada bırak halk söylesin bu şarkıyı. Sen değil, halk söylesin. Aslında söylemek istediğim şu. 40 dakikalık ya da 1 saatlik bir konserde ya da 1,5 saatlik bir konserde yani hangi şarkıyı söylerse söylesin grup halk ezbere biliyor. Evet, ben de buna çok şaşırıyordum ilk zamanlar. Yani zaten benim yani şarkıları öğrenmem çok zaman aldı. Yani isimlerini, işte seyircileri tanımam çok şey oldu. Ve ben zaten ilk başladığımda da kimle ve nasıl bir grupla çalıştığımı da bilmiyordum. Yani çok enteresan başlangıçlardı. Ama dediğin şey çok doğru. Yani ben mesela başka grup arkadaşlarım var işte, yani X bir grup mesela konserine çağırırlar, işte davetler, gel işte beraber olalım falan. İşim yoksa giderim falan. Aynadan, yani aynayla çalışıyorum diye değil, aynanın seyircisinden aldığım keyfi gerçekten birçoğundan almadım yani. Tabii ki büyük, yani büyük, çok büyük kitlelere hitap eden seyirciler, şarkıcılardan, sanatçılardan bahsetmiyorum tabii. Yani ayna seyircisi gerçekten, yani bunu da kimse yanlış anlamasın, gerçekten özel olarak gördüğüm seyirci kitlesi yani ayna. Gerçekten bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim yani. O birazcık önceki yıllardan ve şimdiki zamanda, hani şu zamana oranla sürekli üretmekten geçtiğinden belki ve kaliteli şarkılar, kaliteli sözler, kaliteli besteler bundan ben öyle düşünüyorum. Çünkü sevgili izleyicilerimiz de yanlış anlamasın. Önceki haftalarda konuğumuz Alper Kayman'dı Necati ve Saykolar'dan. Hayatımda çoğu konsere gitmişimdir. Halk konserleri, şunlar bunlar. Ve en büyük keyif aldığım birinci sırada ayna vardır. İkinci sırada Necati ve Saykolar vardır. Onlar tabii biraz sonra konseri gösteriye dönüştürmüş durumda. Evet. Şu, ve çok keyifli. Aynada da şöyle bir şey var. Dinleyici, izleyici olmama rağmen ben yoruluyorum. Evet. Yani normalde gidersin abi, hoplarsın, zıplarsın, şarkıya eşlik edersin. Ama aynı da şöyle bir kötü durum var. Şarkıları baştan sona söylüyorsunuz. Evet. Hani 15 yaşındaki çocuk da biliyor. Özellikle grubun kurma yılına oranla.
30, 40, 50, 60, 50 yaşındaki, 55 yaşındaki insanlar da biliyor. Böyle bir fark doğru, var. Doğru, evet, evet. Peki abi şundan çok rahatsız mısın? Elbette ayna dinleyicileri çok iyi, sadık bir dinleyici. Yani değişmeyen bir dinleyici ama böyle bilmiyorum, çok rahatsızlık duyduğun, işte ya beni grupla buluştur abi, görüşmek istiyorum. Ya çünkü ben şunu çok iyi anlayabiliyorum. Stüdyo Suriye pasajında ve hani her geçen girebiliyor, uğrayabiliyor. Ve ister istemez grup üyelerinde belki de Erhan abi de bunun bir bıkmışlığı var. Özellikle hani grup tam zirvedeyken önceki yıllarda oranla söylüyorum. Ve bu da seni dinleyiz olsun bıktırıyor mu abi? Özellikle gelen mesajlar sana, seni samimi görüp. Yani tüm iştenliğimle söylüyorum. Asla öyle bir bıkkınlık veyahut da of tof yani bu tür şey şu ana kadar hiç yapmadım. Yani benim kendi kişisel hesabıma da, grubun hesabına da, Erhan abinin hesabına da yani bir günde bayağı bir mesaj gelir bu tür şeylerle. Çok özel sebepleri olanlar da var. Ama asla böyle bir şey içinde bulunmadım. Aksine mutlu oluyorum. Yani çünkü ne kadar şanslı olduğumu anlıyorum. Yani gerçekten böyle bir duygu hani insanın başına gelmeden anlamaz. Yani kısa keselim. Yok öyle bir bıkkınlığı falan yok yani. Tam tersine dediğim gibi yani mutlu oluyorum. İnsanlara yardımcı olmaya da çalışıyorum. Fakat bizim herkese cevap verebilecek bir maalesef zamanımız olmuyor. Evet. O yüzden de insanlar hani bazen yanlış anlayabiliyorlar. Ama durum bu yani. Aynayla ilgili eğer merak edenler varsa yani yazıyorlar çünkü. Evet, aynayla ilgili başka projeler de olacak. Başka şeyler de olacak. Ama hepsinin için zaman maalesef. Zaman gerekiyor. Çünkü bazılarının şikayeti şöyle olabiliyor. İşte albüm neden çıkmıyor veyahut da niye hep single yapıyorsunuz veyahut da işte niye zamanında olmuyor falan diyor. Yani bunu şunu söylemek isterim ki yani sen zaten biliyorsun ama en ufak bir hata, en ufak bir yani bizi çok geri atıyor. Evet. Yani planladığın şey tutmuyor öyle olunca. Hani diyebilirler ki işte biz daha fazla üretim görmek istiyoruz, biz daha fazla albüm görmek istiyoruz. Bunlar zannedildiği gibi yani dışarıdan gözüktüğü gibi kolay, hem de hiç kolay olan şeyler değil yani. O yüzden biraz sabır edilirse ayna için, aynayı sevenler için gerçekten çok güzel projeler bekliyor. Hepsini yazıyoruz, şey yapıyoruz yani, hepsi listemizde var. Ama olacak mı? Olacak. Ama biraz evet zaman alacak. Zaten bu pandemi olayı bizi tekrar maalesef epey bir geri attı. Ama o arada da başka işler yaptık derken böyle yuvarlanıp gideceğiz hep beraber. İnşallah ben güzel olacağını düşünüyorum. Özellikle yeni şarkılar, yeni üretimler, yeni konserler ayna yeniden halkta buluşacaktır. Özellikle şu süreçten sonra. Bugün konuğumuz Altan Nuh'tu. Altan abi konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Ne demek, ne demek. Alkışlarla gelen konuğumuz yine. Hadi diyorum. Teşekkür ederim abi. Ne demek.